Yeni bir haftadan merhaba. Astrolog Yasemin Sörer ile Yıldızların Dili'ne hoş geldiniz. 7-13 Şubat haftasını konuşacağız. Bizi bu hafta neler bekliyor? Gelin başlayalım. Evet artık gökyüzüne retrolar bitti. Biliyorum uzun bir Ocak ayıydı. Merkür retrosu bitti. Venüs retrosu bitti ama ikisinde gölge günleri devam ediyor. Bu sebeple gölge günler olduğu için... Enerjiler tam olarak çalışmıyor, daha yavaş çalışıyor hızlanmaya küçük küçük başlıyoruz. Bunu da zaten bu hafta hissetmeye başlayacağız. Halen oğlak enerjiler aktif. Mars ve Venüs birlikte hareket etmeye başladı. Oğlak burcuna transitlerine devam ediyorlar. Yani kariyer, işimiz, finansal kaynaklarımız, paramız ön planda olmaya devam edecek. Sorumluluklarımız ön planda. Neyi nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Hayatımıza dair düzenlemeler, kurallar koyma içindeyiz ve bunlar için daha fazla disiplini olma vurgusu mevcut. Dediğim gibi Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda birlikte hareket etmeye başladı. Bu iki gezegenin birlikte hareket etmesi tabi bize daha fazla mutluluk verecek, daha fazla hareket alanı verecek, daha fazla neşeli olmaya teşvik edecek. Yalnız tabi Oğlak Burcu biliyorsunuz biraz hep kurallarla sınırlarla ilgili. O yüzden bu etkileri biraz daha bu çerçeve içerisinde hissedeceğiz ve yaşayacağız. Ama hem ilişkilerle ilgili hem parasal konularla ilgili artık daha fazla mücadele etmek, harekete geçmek isteyeceğiz. Motivasyonumuz yükselecek. Haftaya Mars-Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Hafta ortasına kadar yeni fikirlerimizi uygulamaya koyma, fiziksel enerjimizin yükselmesi yönünde olumlu etkileri olacak. Bu hafta 11 Şubat'ta Merkür ve Plüto üçüncü kez kavuşacak. İlk 30 Aralık olmuştu. İkincisi 29 Ocak'ta. Bu kavuşumda Merkür Retro pozisyondaydı. Ve şimdi düz hareketinde ve 11 Şubat'ta bu iki gezegen tekrar kavuşuyor. Bu ne demek? 30 Aralık civarı meşgul olduğunuz konular, meşgul olduğunuz düşünceler ile ilgili o zamanlar zihinlerinize neler meşgul etti? Bir dönüp bir düşünün bakalım. Sizi endişelendiren konular neydi? Şimdi bunlar tekrar gündemimize gelebilir. Burada tabi dikkat etmemiz gereken kısım Plüton olduğu için bu konuları takıntı haline getirmemek. Böyle olunca karamsarlığımız artar ve enerjimiz aşağıya iner. Bunun yerine mümkün olduğunca daha olaylara mantıklı bakabilmek önemli olacak ve bu duygusal yoğunlukları kendimize fazla kaptırmamalıyız. Yapılması gerekenleri önümüze koymak, karar vermek ve harekete geçmek anahtardır. Evet 12 Şubat'ta gelince de Plüton ve Ay düğümleri üçgen açı oluşturacak. Ve Ay düğümleri özellikle Kuzey Ay düğümü 19 Kasım Ay tutulmasını tetikleyecek. Bu ne demek? O dönem ilgilendiğiniz, meşgul olduğunuz konularla ilgili bu hafta kadersel olarak bazı gelişmeler, bazı hızlanmalar yaşayacağız. Yani o dönem hayatınızın hangi alanındaki sorunlarla, konularla meşgul olduysanız, ister ilişkiler, ister aile, ister iş, ister para. Hangisi ise bunlarla ilgili gelişmeler ve hızlanmalar da yaşamaya başlayacağız. Yalnız unutmayalım işin içinde kuzey ay Düğümü olduğu için aslında gitmemiz gereken yer hedefi gösterecek. Biliyorsunuz güney ay Düğümü, geçmişle ilgili. Hedeflenen yer kuzey ay Düğümü. O yüzden iyi veya kötü diye düşünmemek lazım. Olan her şey aslında harcımız olacak. Olması gereken olacak. Doğru yol alacağız. Ve işin içinde Plüton olduğu için biliyorsunuz Plüton dönüşüm gezegeni. Yani bu gelişmeler bizi tamamen kökten bir değişime etkileyecek. Bu tabi hemen şimdi olmuyor. Uzunca bir zamanda bu dönüşüm gerçekleşiyor zaten. Ve haftaya 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Yine önemli bir dolunay. Yani bu hafta artık ufak ufak hızlanmalar başlıyor. Kadersel gelişmeler olacak. Bir gözlemleyelim neler oluyor ve 16 Şubat itibariyle de baya bir hızlı gelişmeler olacak. Hazırsanız haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Öncesine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz de yine bana Instagram veya web sitem astrologyasemisürer.com'dan da ulaşabilirsiniz. Evet hadi gelin başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Hemen hafta başı Mars Uranüs üçgen açısı motivasyonunuzu ve hareket geçmenizi sağlayacak. Enerjinizi artırabilirsiniz. Özellikle iş ve para konularında yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir ve sorunları çözmeye de devam edeceksiniz. Kariyer ve iş konuları yine en önde gündeminize. Geleceğe dair projelerinizi, hayatı nasıl geçirebilirim, neler yapmalıyım gibi düşüncelerle meşgulsunuz. Finansal konularla ilgili de halletmeniz gereken şeyler önünüze gelebilir. Bunları çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz artık Merkür ve Venüs retroları bittiği için ve artık Mars ve Venüs birlikte hareket etmeye başladığı için bu alanlarda artık hayatınızda bazı hızlanmalar başlayacak. Sonrası 12 Şubat'ta kesinleşecek Plüton ve Ay düğümleri üçgen açımız var. Önemli bir açı 19 Kasım Ay tutulması derecesini tetikleyecek. Bu ne demek? Kasım sonu meşgul olduğunuz konularla ilgili Plüton da işin içinde olduğu için aslında dönüştürücü etkiler ve gelişmeler olacak. Hem iş hem aile arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacaksınız. Para ve iş konularıyla ilgili de geleceğe dair gitmeniz gereken yönde hem kadersel hem dönüştürücü etkiler oluşacak. Bu etkiler yeni kararlar almanızı ve yeni başlangıçları da sağlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Hafta başı Mars Uranüs üçgen açısıyla artık harekete geçmek isteyebilirsiniz. Daha fazla mücadelenizi arttırabilirsiniz. Fikirlerinizi uygulama alanı bulmaya başlayacaksınız. Ticari girişimleriniz varsa hukuksal konular, yine yurt ile ilgili işler, yayıncılık, sosyal medya, eğitim gibi konularda geleceğe dair projeleriniz, hayalleriniz, hayat amacınız, bunlardan hangisini meşgulseniz bunlarla ilgili girişimler yapabilirsiniz. Bu hafta bununla ilgili gelişmeler başlayacak. Bu konuyla ilgili tabii endişelerinize devam ediyor bir taraftan. Özellikle hafta ortasından sonra Perşembe-Cuma gibi Merkür ve Plüton kavuşumu oluşacak. Etkilerini bu iki gün yoğun hissedeceğiz. Konuları fazla takıntı haline getirmemeye çalışın lütfen. Biliyorsunuz Merkür ve Venüs retoları da bitti. Gölge günleri içindeyiz şu an. Uzun zamandır ilişkilerinizle ilgili kendinizle ilgili aldığınız kararlarda artık bazı netleşmeler başlayacak. Yine 12 Şubat'ta Plüton ve Ay düğümleri üçgen açısı oluşuyor. Bu hafta etkilerini yaşıyoruz, yaşamaya başladık ve bu üçgen açı 19 Kasım'daki Ay tutulmasını tetikliyor. O günlerde meşgul olduğunuz konular sizi ileriye taşıyan hızlanmalara, gelişmeleri oluşturmaya başlayacak. Bu hafta itibariyle önemli dönüşümler oluşacak. Bu etkiler sizi ileriye taşıyacak dediğim gibi ama kadersel etkiler de içinde barındırıyor olacak. O yüzden ne oluyorsa hayrınıza olacaktır. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Haftaya Mars Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Bu etki biraz daha fazla hızlanmanıza daha rahat harekete geçmenizi sağlayacak. 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Sizin 8. ev alanınızda olduğu için hem ödemeler, finansal konular, hayata dair krizler hem de ruhsal durumunuzu anlatmakta. Bu dönem özellikle parasal konularla ilgili, ödemelerinizle ilgili endişeleriniz artmış olabilir. Yeniden krizler belirlemiş olabilir, birden olaylar gelmiş olabilir, ruh haliniz inişli çıkışlı olabilir ama az sabır az kaldı Merkür Kova Burcu'na 14 Şubat'ta geçince daha fazla rahatlamaya başlayacaksınız. Kova Burcu sizin gibi hava, hava elementi olduğu için daha neşeli, daha imsel ve harekete geçirici bir etki olacak sizin için. Yine 12 Şubat'ta kesinleşecek Plüton ve Ay düğümlerinin üçgen açısı mevcut. Kuzey düğümü Boğa sizin 12. evinizde olduğu için bazı şeyleri daha fazla akışa bırakmanız doğru olacaktır. Bu üçgen açı 19 Kasım'daki ay tutulmasını tetikliyor. O tarihlerde meşgul olduğunuz konularla ilgili, bilmediğiniz şeylerle ilgili netleşmeler yaşayabilirsiniz. Bazı konular artık önünüze gelebilir. Bu konularla ilgili hızlanmalar yaşayabilirsiniz bunların içine kadersel etkiler de olduğu için aslında olması gereken olacak. Bunlar olacak ki daha rahat ileriye doğru hareket ede, edebilmeniz için olacak. Bunlar en başta finansal konularla ilgili veya kendinizi, kendi ruh halinizi, kendi karakterinizi dönüştürücü etkileri içinde barındırıyor olacak. Güzel bir hafta olsun. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Haftaya Mars Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Bu etki sizi daha fazla harekete geçirecek. Fikirlerinizi uygulama alanı bulmaya başlayacaksınız. Ve evet sonunda Venüs ve Merkür retroları da bitti. Artık düz hareketine geçmeye başladılar ama halen gölge günleri devam ettiği için daha böyle küçük küçük hızlanmaları sağlayacak. 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşumu gerçekleşiyor bu hafta. Bu da endişelerinizi biraz arttırabilir. Özellikle Perşembe Cuma gibi. Konuları fazla takıntı haline getirmemeye çalışın. Bunlar daha çok geçmişe dair konular. Çünkü Merkür Plüton ile üçüncü kez kavuşuyor. İlk kavuşumu 30 Aralık'taydı, ikincisi 29 Ocak'taydı. Demek ki o günlerden bu yana meşgul olduğunuz, endişelendiğiniz konularla zihniniz meşgul olabilir. Ama dediğim gibi fazla endişelerinize kapılmayın. Bu haftanın diğer bir önemli etkisi ise Plüton ve Ay düğümlerinin üçgen açısı. 12 Şubat'ta kesinleşecek. Bu açı derecesi 19 Kasım Boğa Burcu'nda gerçekleşen ay tutulması derecesinde olacağı için Kasım sonunda meşgul olduğunuz konular hayatınıza dair, yapmak istediklerinize dair planlarınız, projeleriniz, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız hayallerinizle ilgili gelişmeleri önünüze getirecek. Bunlar kadersel etkiler içinde olacağı için, içine barındığı olacağı için aslında size dönüştürücü ve sizi ileriye taşıyan etkiler olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, haftaya Mars-Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Bu etki sizi daha fazla harekete geçirecek, fikirlerinizi uygulama alanı bulmaya başlayacaksınız. Venüs ve Merkür retroları bitti. Düz hareketlerine başladılar ve ikisi birlikte hareket etmeye başladı Mars ve Venüs. Gölge günleri devam etse de küçük küçük hızlanmaları artık sağlayacak. 11 Şubat'a gelince bu hafta Merkür ve Plüton üçüncü kez kavuşuyor. 30 Aralık 29 Ocak tarihlerinde endişe ettiğiniz konularla ilgili karamsarlıklarınız artabilir. Olumlu yönüyle çözüm bulma ve bu sefer kesin dönüştürücü çözümler aklınıza gelecektir. 12 Şubat'ta Plüton ve Ay düğümleri üçgen açısı oluşacak. Bu açının gerçekleştiği derece 19 Kasım Ay tutulmasının gerçekleştiği dereceyle aynı olduğu için tetiklenecek ve o tarihlerde özellikle çalışma ortamınız ve işinizle ilgili kafanızı meşgul eden, değişimi yapmak istediğiniz konularla ilgili ufak ufak hızlandırıcı gelişmeleri sağlayacak Yeni sayfaların açılmasını sağlayacak dönüştürücü bir etki olacak bu. Sizin ve ailenizin sağlık temaları da gündeme gelebilir. Sağlığınızı bu süreçte lütfen ihmal etmeyin. Olan enerjiler aktif olmaya devam ettiği için, özellikle günlük rutinlerinizi düzenlemek, çalışma ortamınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili mücadelenizi arttıracak konularla da ilgilenmeniz gerekebilir. Ve haftaya 16 Şubat'ta burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor kendiniz, ilişkileriniz, kariyerinizle ilgili önemli bir sözcü başlatacak sevgili aslanlar. Bunu haftaya daha detaylı tabii konuşacağız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Hayalleriniz, gelecek projeleriniz ile ilgili size harekete geçirecek, motive edecek bir etki olacak bu. Yine bu hafta 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşuyor. Bu da yine 30 Aralık 29 Ocak tarihlerinde meşgul olduğunuz konularla ilgili endişelerinizi tekrar nüksettirebilir. Fazla karamsar olmamaya çalışın. 12 Şubat'ta Plüton ve Ay düğümler üçgen açısı oluşuyor bu sefer. Kavuştukları derece 19 Kasım Boğa Burcu'na gerçekleşen Ay tutulması derecesiyle aynı olduğu için onu tetikleyecek. O günlerde bir düşünün bakalım. Hayattaki amacınız, inançlarınız, ticari girişimleriniz, eğitim yurt dışı, sosyal medya, eğitim artık hangi konularla ilgiliyse bunlarla ilgili bir, bir, hareketlenme, yeni sayfaların açılması üzerine dönüştürücü bir etkisi olacak. Venüs ve Merkür retroları da bitti. Halen gölge günleri içindeyiz ve Mars ve Venüs birlikte hareket etmeye başladı. Şimdi gölge günleri olduğu için tabii küçük küçük hızlanmalar söz konusu. Aşk hayatınız olsun, çocuklarınızla ilgili olsun veya yaratıcılığınızla ilgili olsun tatminsizliklerinizi bir nebze azaltabileceğiniz, beklentilerinizi netleştirebileceğiniz bir süreç olacak sizin için. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Ödemeler, finansal konularla ilgili ufak tefek hareketlenmeler söz konusu olacak. Sizi hareketlendirecek, motive edecek bir etki. Yine 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşuyor. Bu hafta ortasından sonra Perşembe, Cuma biraz endişeleriniz ve karamsarlıklarınız artabilir. Bunlar daha çok ev ve aile konularıyla ilgili olabilir. Özellikle bir düşünün 30 Aralık 29 Ocak tarihlerinde nelerle ilgilendiniz, neler, nelere endişelendiniz. Bunlarla ilgili artık olumlu çözüm yolları da bulmaya başlayabilirsiniz. Merkür ve Venüs retroları bitti halen gölge günleri devam ediyor ve Venüs ve Mars birlikte hareket etmeye başladı. Uzunca bir süre birlikte hareket edecekler. Sizin için ev ve aile evinize etki edeceği için ailece çözülecek meseleler veya evle ilgili konularda ufak ufak bazı hızlanmalar da gündeme gelecektir. Yine 12 Şubat'ta Plüto ve Ay düğümleri üçgen açısı oluşuyor. Bu etki 24 Şubat'a kadar sürecek. Bu kavuşum 19 Kasım Boğa Burcu'na gerçekleşen ay tutulmasını tetikliyor olacak. Bir düşünün o günlerde meşgul olduğunuz konularla ilgili. Bunlar muhtemelen finansal konular veya aile temalarıyla ilgiliydi. Kadersel temalar bu hafta itibarıyla oluşmaya başlayacak. Yaşadıklarınızın sonucunda aslında yeni kararlar ve yeni başlangıçları sağlayacak bu etki. Unutmayın ki bunlar kadersel etkiler olduğu için olumlu veya olumsuz diye nitelendirmemek lazım sizi ileriye taşıyacak ve aslında olması gerekenler olarak düşünebilirsiniz. Güzel bir hafta geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Venüs ve Merkür retroları bitti nihayet. İkisi birlikte hareket etmeye başladı Venüs ve Mars. Şu an gölge günlerin içindeyiz. O yüzden tam bir akış değil ama küçük küçük hızlanmalar sizi harekete geçirecek etkiler alacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili İletişiminiz, ticaretle uğraşıyorsunuz, ticari girişimleriniz artabilir, kısa seyahatler gündeme gelebilir. Bu hafta 10 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşum yapacak. 30 Aralık 29 Ocak tarihlerinde sizi meşgul eden, düşündüğünüz konularla ilgili aslında bir dönüşüm sürecinden geçiyorsunuz. Zaman zaman karamsarlıklarınız artabilir bu hafta özellikle Perşembe Cuma. Ama unutmayın ki bu etkiler düşünce yapınızda dönüşümü sağlamakta. Kendinizle ilgili, hayata dair, ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuzla ilgili netleşmeleri beraberinde getirecek. Yine bu hafta 12 Şubat'ta Ay düğümle ve Plüton üçgen bir açı oluşturacak. Bu açı 19 Kasım Boğa burcuna gerçekleşen Ay tutulması derecesini tetiklediği için sizin için özellikle ilişkiler ve ortaklıklar konusunda etkileri olacak. Bir, gö bir gözlemleyin. O günlerden bu yana ilişkinize neler yaşıyorsunuz, neler istiyorsunuz? Bunlarla ilgili kadersel etkiler devrede olacak bu hafta. Plüton işin içinde olduğu için bunlar dönüştürücü, sizi ileriye taşıyacak etkiler olacaktır. de yeni başlangıçları da mümkün kalacaktır. Unutmayın ki ay düğümleri artık sizin de bulunduğunuz bu akrep aksından aksına geçti. Güney ay düğümü sizin burcunuzda bulunuyor. O yüzden en başta ilişkileriniz olmak üzere hayatın temel alanlarında yeni başlangıçlar bu yıl itibarıyla gerçekleşmeye zaten başlayacak. Güzel bir hafta olsun. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Özellikle işlerinizle ilgili küçük küçük gelişmeleri ve hızlanmaları sağlayacak, sizi motive edecek bir etki olacak bu. Merkür ve Venüs retoları da bitti. İkisi şu an gölge günleri içinde ve Venüs ve Mars birlikte hareket etmeye başladı. Bu da artık bu hafta itibarıyla küçük küçük hızlanmaları oluşturmaya başlayacak hayatlarımıza. 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Bu kavuşum sizin parayla ilgili, kaynaklarınızla ilgili endişelerinizi artırabileceği gibi aslında 30 Aralık'tan bu yana 30 Aralık 29 Ocak düşünün bakalım. Sizi neler meşgul etti? Parasal konularla ilgili neler çözdünüz? Nelere endişelendiniz? Bunlarla ilgili kaynaklarınızı nasıl olumlu kullanabilirim gibi düşünceleriniz ol, e, olmuş olabilir. Artık hayattaki değerleriniz tüm bu demin bahsettiğim konularla ilgili bir dönüşüm içinde olacaksınız. Yine 12 Şubat'ta Plüton ve Ay düğümleri üçgen açısı var. Bu açı 19 Kasım'daki boğa burcuna gerçekleşen ay tutulmasını tetikliyor. O zamanlar Kasım sonu gibi özellikle çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık temaları ile ilgili kadersel etkileri içine barındırıyor olacak. Artık bunlarla ilgili hareketlenmeler ve gelişmeler söz konusu ve size dönüştürücü etkisi olacaktır. Yenilikleri ve yeni sayfaları açmanızı sağlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz kendinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili sizi motive edecek, sizi hızlandıracak bir etki olacak bu. Fikirlerinizi daha rahat uygulamaya koymaya başlayabilirsiniz bu hafta itibariyle. Venüs ve Merkür retroları bitti ve Venüs ve Mars birlikte hareket etmeye başladı ve şu an gölge günleri içindeyiz. O yüzden tatminsizliklerimiz bir nebze azalabilir, daha hissetmeye başlayabileceğimiz bir sürece giriyorsunuz. Yine 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Bu sebeple Hafta ortasından sonra perşembe cuma gibi daha karamsar hissedebilirsiniz. Endişeleriniz artabilir. Bir düşünün 30 Aralık, 29 Ocak civarı nelerle meşguldü zihniniz? Bu konular tekrar önünüze gelebilir. Bunlarla ilgili endişeleriniz artabilir ama artık çözmek durumunda kalabilirsiniz ve kalıcı çözümler bulabilirsiniz. 12 Şubat'ta Plüton ve Ay düğümleri üçgen açısı oluşuyor. Bu açı 19 Kasım'daki ay tutulmasını tetikleyecek o günlerde aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılığınız, hobilerinizle ilgili bazı gelişmeleri sağlayacak. Bunlar kadersel etkiler içine barındırıyor olacak. Dönüştürücü etkilerdir bunlar. Bakış açınız değişiyor. Yine yeni sayfalar açılmasını sağlayabilir, yeni başlangıçlar yapmanızı kolaylaştırabilir. Güzel bir hafta olsun. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Bu sizi harekete geçirecek ve motivasyonunuzu yükseltecek. Özellikle fikirlerinizi uygulamak için harekete geçebilirsiniz. Venüs ve Merkür retroları bitti artık. İkisinde şu an gölge günleri içindeyiz ve Venüs ve Mars birlikte hareket etmeye başladı. Gölge günlerde devam ettiği için küçük küçük gelişmeler, hızlanmalar artık bu hafta başlayacak. Ve 14 Şubat'ta Merkür kova burcuna yani sizin burcunuza geçeceği için siz 14 Şubat'tan sonra daha fazla rahatlamaya başlayacaksınız. Düşünceleriniz daha pozitif olmaya başlayacak daha rahat iletişim kurmaya başlayacaksınız. İlişkileriniz hareketlenecek. Bu haftaya dönecek olursak 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşumumuz var. 30 Aralık 29 Ocak, Ocak civarı sizi meşgul eden, geçmişe dönük temalarla ilgili tekrar düşünebilirsiniz. Olumsuz tarafı değil, olumlu tarafını düşünmeye çalışın yoksa endişelerinizi fazlasıyla arttırabilir. Çünkü artık alacağınız kararlar sizi ileriye taşıyacak, dönüştürücü kararlar olacak yine 12 Şubat'ta Plüton ay düğümleriyle üçgen bir açı oluşturuyor. Bu üçgen açı 19 Kasım Boğa burcuna gerçekleşen ay tutulmasını tetikleyecek. O günlerde özellikle ailevi konular, eviniz, huzurunuz, huzurunuza ilgilenen konularla ilgili bazı hızlandırıcı gelişmeleri sağlayacak bu hafta. Bunlar kadersel etkiler olduğu için aslında yeni başlangıçları ve yenilikleri de beraberinde getirecek. Güzel bir hafta olsun. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Haftaya Uranüs ve Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Merkür ve Venüs retroları bitti. Venüs ve Mars birlikte hareket etmeye başladı. Merkür ve Venüs'ün gölge günleri içindeyiz. O yüzden tam bir akış söz konusu değil ama küçük küçük hareketlemeler artık bu hafta başlıyor. Sizin gelecek hedefleriniz, gelecek projeleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ile ilgili küçük gelişmeleri beraberinde getirmeye başlayacak destekleri almaya başlayabilirsiniz. Bu konularla ilgili düşüncelerinizi netleştirmeye başlayabilirsiniz. Ve 11 Şubat'ta Merkür ve Plüton kavuşumumuz var. Bu kavuşum daha önce 30 Aralık'ta ve 29 Ocak'ta gerçekleştiği için o günlerde sizi karamsarlığa iten, zihninizi meşgul eden konularla ilgili tekrar bir düşünme süreci içerisine girebilirsiniz bu hafta ortasından sonra. Bu günlere ait önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Belirli kararlar almak isteyebilirsiniz. Bunlar olurken biraz endişeleriniz artabilir. O yüzden fazla karamsarlara kapılmamaya çalışın. Yine önemli bir gökyüzü olayı da 12 Şubat'ta gerçekleşecek. Plüton ay düğümleri üçgen açısı. Bu açı 19 Kasım Boğa burcuna gerçekleşen ay tutulmasını tetikliyor. Bir dönün bakalım o günlere. Sizin düşünceleriniz, iletişiminiz, yakın çevreniz, kardeş, akraba, onlarla ilgili düşünceleriniz, kendinizin düşünceleri ve iletişiminiz, kısa seyahatleriniz, ticari girişimler, sosyal medya, eğitim, hangisiyle meşgulseniz bunlarla ilgili kadersel hızlandırıcı etkiler artık başlıyor bu hafta. Plüton işin içinde olduğu için dönüştürücü bir etki olacak bu. Yeni kararlar vermeye başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar ve yeni sayfaları açmaya olanak verecek bu açık kalıba. Güzel bir hafta olsun.